Merhabalar, ben Nurgül, Nur Mutfak kanalıma. Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim mezelerin kralı domates soslu patlıcan mezesi tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Evet, yağ çekmeyen bir meze hazırlayacağız arkadaşlar. Tüm noktalarına dikkat ederseniz sizler de harika bir meze hazırlayabilirsiniz. Evet, malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan ulaşabilirsiniz. 5 tane domates kullandım. Domateslerin kabuklarını öncelikle soyuyorum. Dilerseniz domatesleri rendeleyebilirsiniz. Dilerseniz iri iri küp doğrayarak hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonunda zaten orta ateşte pişeceği için yaklaşık bir 25 dakika bütün domatesler püre haline gelecektir. Evet, 3 diş sarımsağı da önce bıçakla ezdim, daha sonrasında kıydım. Tencereme yaklaşık yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı ilave ettim ve doğramış olduğum sarımsakları içine ilave ettim. Hafif rengi dönene kadar, kokusu çıkana kadar kavurdum. Daha sonra yarım baş kuru soğan da vardı arkadaşlar. Onu da sosuma ekleyerek değerlendirmek istedim. Evet, rengi hafif renk kalana kadar, altın renk kalana kadar soğanlarımı da sarımsakla birlikte kavuruyorum. Evet, domatesleri iri iri küp küp doğruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kabuklarını soyduğumuz için pişme esnasında hiçbir sorun olmayacaktır. Hepsi püre haline gelecektir. Benim domateslerimin rengi çok aşırı kırmızı değildi. Gördüğünüz gibi. Onun için sosun renginde de birazcık açıklık olacak. Evet. Kavrulmuş olan soğan ve sarımsağın içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası da ekliyorum arkadaşlar. Onu da birlikte güzelce kavuruyorum. Kavurma işlemlerinden sonra doğramış olduğum domatesleri ilave edeceğim. Bu esnada baharatlarla lezzetlendireceğim ve pişirmeyi bırakacağım. Lezzetlendirmek için mutlaka şeker kullanıyorum arkadaşlar domates sosuna. Bir küp şeker, tuz, karabiber, dilerseniz kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde sosumuzun ön hazırlığını yapıyorum ve orta dereceye koyup kapağını kapatıp sosumu pişirmeye bırakıyorum. Sosum pişerken de bu esnada patlıcanların hazırlığına başlıyorum. Evet, sosumu yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde ara ara kontrol ediyorum, karıştırıyorum. Orta ateşte piştikçe, yavaş yavaş piştikçe ve karıştırınca da gördüğünüz gibi domateslerin kabuğu olmadığı için de çok kolay püre oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sosunu elde ettim. Gördüğünüz gibi artık sosum hazırdı. Evet, dediğim gibi rengi hem kameranın ışığından, mutfağın ışığından ve birazcık da domatesin renginin çok kırmızı olmadığından ileri geliyor arkadaşlar. Patlıcanları kararmaması için önce bir tasın içerisine soğuk su aldım ve biraz da tuz ekledim. Patlıcanları doğradıktan sonra bu suyun içerisine alıyoruz, kararmaması için ve acı suyunu bırakması için. Evet, neredeyse tamamıyla kabuklarını soyduktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar ince birazcık şerit bıraktım. 4 eşit dilime kestim. Çok küçük kesmeyin patlıcanları. Zaten kızardıkça küçülecektir, ufalacaktır. Evet, dilerseniz dediğim gibi tamamını, kabuklarını soyabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok ince şeritler bıraktım yine de. Küçük patlıcanları bu şekilde 3 dilime, büyük patlıcanları da 4 dilime kestim. Evet, hepsini tuzlu suyun içerisine aldım ve tamamının suya batması için üzerine de bir başka kap oturttum üstüne. Bu şekilde bir kenara aldım ve biberlere geçtim arkadaşlar. Evet, biberleri de yaklaşık 2 santim kalınlığında doğradım. Ortasındaki o kalın çekirdeğini çıkarttım sadece. Dilerseniz kıl biber, dilerseniz bu şekilde yeşil biber kullanabilirsiniz. Ben ikisini de karıştırdım arkadaşlar. Evet, şimdi patlıcanlarımızın suyunu süzeceğiz.
Gördüğünüz gibi kesinlikle kararma olmadı patlıcanlarımızda. Elimizle sıkarak bu şekilde temiz mutfak havlusuna patlıcanları alıyoruz ve kuruluma yapıyoruz bu bez ile. Bütün acı suyunu gördüğünüz gibi arkadaşlar suya bıraktı patlıcanlar. Ve kesinlikle kararma olmadı. Bu işlemi yaparsanız patlıcanlar çok yağ çekmeyecektir. Sizler de sonra göreceksiniz kızartırken. Evet, bu şekilde de fazla suyunu kuruttum. Şimdi tavama yaklaşık 1 su bardağı kadar sıvıyı aldım. Kızdırdım. Kızmış olan yağ patlıcanları ekleyip altın renk alana kadar kızarttım. Kontrol ederek, karıştırarak kızarttım. Ben iki part halinde kızarttım patlıcanları arkadaşlar. Sizler de tamamını birden kızartmayın. Bu şekilde parçalara bölerek kızartırsanız daha çabuk kızaracaktır. Evet, kızardıkça gördüğünüz gibi balon gibi şişmeye başlıyor. Neredeyse olmak üzere sinyallerini veriyor arkadaşlar. Evet. Çeviriyorum ve diğer tarafında kızarmasını sağlıyorum. Ve kızarmış olan patlıcanları bu şekilde bir kabıma alıyorum. Ve hemen lezzetlendiriyorum tuz ile. Ve geri kalan patlıcanları da ekleyip kızartmaya devam ediyorum. Kızarttığım patlıcanları kağıt havluya fazla yağını çektirmiyorum arkadaşlar. Zaten yağ çekmediği için görüyorsunuz tepsimizde asla böyle bir fazlalık yağ yok. O kadarcık patlıcanın kendi yağı da sosumuzda, mezemizde lezzeti için gerekiyor. Bunun için tamamını bu şekilde tepsiye alıyorum ve sonrasında servis tabaklarına alacağım. Evet, patlıcanları da kızarttıktan sonra hemen biberleri ilave ediyorum. Biberleri de kızartıyorum. Böyle çok kararmayacak şekilde kızartıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar kızartma yeter. Şimdi bir kabımın içerisine kızartmış olduğum patlıcanların bir miktarını ekliyorum. Üzerine biberlerin yarısını ekliyorum. Hazırlamış olduğum domates sosun 3-4 kaşık her yerine gelecek şekilde ekliyorum. Daha sonra tekrardan bir ikinci kat daha yapıyorum. Patlıcan, biber, domates sosu olarak diziyorum. Ve bu sayede servis yaparken hepsi eşit bir şekilde gelecektir. Sosumuz da, biberimiz de, patlıcan da eşit bir şekilde gelecektir. İkinci katta aynı şekilde patlıcan, biber diziyoruz ve üzerine de her yerine gelecek şekilde domates sosunu gezdiriyorum. En sonda doğradığım maydanoz ile süsleyip servis yapıyorum. Servis yaparken dilerseniz arkadaşlar, soğuk dilerseniz sıcak servis yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Burada da ikinci bir mezeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 ağız tuz, 1 diş sarımsak rendesi. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra üzerine kızartmış olduğum patlıcan, biber, daha sonra domates sosunu ekleyip üzerine de en son maydanoz serpip servis yapıyorum. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi patlıcanlar asla yağ çekmedi. Şimdi kızarttığım biberleri de üzerine dağıtıyorum eşit bir şekilde. Bunun üzerine de domates sosu arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde soğuk servis yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Yazın vazgeçilmez mezelerden biridir. Bir de bu şekilde
Bu mezeyi denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yapınca sizler de beğeneceksiniz eminim. Burada da sizlere patates kızartmasından birkaç püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Patatesleri doğrayıp yıkadıktan sonra fazla suyunu bu şekilde mutfak bezine aldırıyorum. Daha sonrasında kızgın yağda kızartıyorum. Ayrıca bu tarifimde daha önceden paylaşmıştım. Nişasta serperseniz daha da bir çıtır çıtır olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi fazla yağ çekmiyor bu şekilde de. Gerçekten hamur gibi olmuyor böyle. Çok daha çıtır bir patates kızartması yemiş oluyorsunuz. Evet, ben bu şekilde kızartmalarla bir hafta sonu menüsü hazırlamıştım. Meze çeşitleriyle birlikte yoğurt sosuyla sade patates kızartması, kabak kızartması eşliğinde bizler afiyetle yedik arkadaşlar. Şimdi tabağa hepsinden birer kaşık koyacağım. Sizlere göstereceğim. Burada maalesef bazen kameranın ışığı, mutfağın ışığı yetersiz geliyor. İstediğim gibi görüntü alamıyorum ama lezzeti kusursuz arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle denemelisiniz. Evet. Bir kenarına patates kızartması, domates soslu patlıcan kızartması, kabak ve şimdi de yoğurt soslu olan kızartmamızı, mezemizi alacağım. Dilerseniz bu mezeyi tamamını karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben karıştırmadan bu şekilde hemen tabağıma aldım. Bizler afiyetle yedik. Müthiş lezzetliydi. Meze seviyorsanız bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet. Eğer arkadaşlar sizlere bir fikir de vereyim. Domates soslu patlıcan mezeniz arttıysa benim gibi bu şekilde köfteli yemek yaparak değerlendirebilirsiniz. Bu köfte tarifimi de daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Önce kızartmış olduğum tüm sebzeleri tepsime aldım. Üzerine de köfteleri, daha sonra domates ve biber dilimleri ile bir salçalı sos hazırladım. Yaklaşık bir 20 dakika yemeğimi pişirdim. En sonda maydanoz serptim ve salma bulgur pilavı eşliğinde bizler afiyetle yedik. Bu şekilde de artmış olan kızartmalarınızı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok da lezzetli bir yemek oldu. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı ve bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.